Şöyle bir giriş yapıyorum değerli dostlar, her zamanki gibi kanalımıza, yüreğimize, bulunduğumuz coğrafyaya hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Çok enerjiyim ya birkaç gündür, biliyor musun? Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Bizler gayet iyiyiz. Umarım bu kötü zamanlarda bizi izleyen herkes iyidir değerli dostlar. Bugün ne yapıyoruz değerli dostlar? Böyle hayvancılıkla sohbet. Bir de yeni aldığım ineği göstereceğim size değerli dostlar. Şöyle gidelim arkaya doğru. Şöyle hayvancılıkla ilgili biraz sohbet edelim değerli dostlar. Kızım. 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 Değerli dostlar. Yeni bir inek aldım. Bu biraz daha alışmamış. Değil mi kızım? Bak görüyorsun. Alışacak yavaş yavaş. Bu. Montopan. Bu değerli dostlar Montofa. Hayvan biraz asi. Şuradan geçeyim ben. Ama demin iyiydi, biraz agresifleşti. Bir başa bağladık. Bir yer değiştirdiğimiz zaman böyle oluyor. Kuzdacı bir sütçü bir Montofa ineğimiz değerli dostlar. Bunu aldık. Olacak yavru da. Kızım tamam. Bismillah. Tamam. Değerli dostlar. Yavrusu simental. Üye gelmiş. Yavrusu da kırma simental olacak. Şöyle bu şekilde olacak. Alacalı. Geçen de söylediğim gibi bunlar da daltonlar. Geçen de söylediğim gibi daltonlarına sıkıştırmış bu tarafa. Görüyorsun mesafeyi o zaman. bu şekilde olacak. Alacalı. Buradaki bizim bu tarafta bu geçerli değerli dostlar. Simental ırkı celeplerin aldığı işte samsar dediğimiz ya da yani tüccarların aldığı bu tür üyeler, danalar. Olsun bunu da yeni geldi değerli dostlar. Biraz bizimkiler bunlar hepsi diyor bir inek hani süt bu sene doğuracaklar dalarda verim az olacak değerli dostlar. Süt az olacak. Bu nedenle böyle bir tane aldık. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için aslında. Evet, şunu da söyleyeyim. Bakın kuzdacı inek düğe nasıl olur değerli dostlar? Bunu sizlere göstereyim. Bakın. Şimdi nasıl kendini belirledi? Şurayı görüyorsun değerli dostlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bu gebe. En basit hiçbir şey bilmiyorsanız bu şekilde bir bu şekilde anlıyor. Kuzdacı inekleri nasıl anlıyoruz? Düğelere daha doğrusu. Düğelerde biraz daha zor ve sıkıntılı oluyor değerli dostlar. Şimdi şu karın aşağı doğru saklıyor ya da sabahleyin aç olduğu zaman buradan bastırdığınız zaman belli kendini belli ediyor. Bir de şuradan zaten belli bakın. Çağrı akıntısı. Çağrı akıntısı var burada. Burada kendini belli ediyor değerli dostlar. Bir de şunu söyleyeyim. Tımarlama. Bazen soruyorlar tımarlama ne için değerli dostlar. Atalarımızın bir sözü var değerli dostlar. Bir tımar bir öğün demek değerli dostlar. Yani tımarladığımız zaman hayvanları bir öğün vermiş gibi oluyor. Hayvanın üzerindeki kene, pislik, bu tür şeyleri. Yoksa hayvan sürekli kaşınma yaratıyor hayvanlarda. Şimdi bağlı oldukları için. Şöyle gidelim uç tarafta konuşmamıza devam edelim. Al kapon ya. Al kapon. Rahat durmuyor. Birazdan suya bırakacağız. Telefon üzerinde devam edelim. Kızım. Yadiş. Şöyle. Bakın. Bu üzerindeki toz birikti. Söyleyelim mi? Biraz önce söyledim. Bir tımar. Bir öğün demek değerli dostlar. Böyle bunlar tımar ediyoruz. Bir de şunu anlatayım size değerli dostlar. Tımarlı arkadaşlar söylüyor. O ineği yeni getirdiniz. O inek bizi tanımıyor. Ne yapabilir? Tepik pike atabilir. Ondan sonra vurabilir değerli dostlar. Bunun için ne yapıyoruz? Ozi ne yapıyoruz? Değil mi? 2-3 türlü yöntem var değerli dostlar. Tepik çürütme ya da daha değişik dillerde söylüyorum. Pike atan inekler sağımında ne yapıyoruz? Ya 3 kişi olacağız değerli dostlar. 2 kişi birisi burnundan tutacak böyle. Birisi sağacak 2 kişi. Olmamız lazım. Ya da şu metot var değerli dostlar. Şöyle geliyoruz. Hocam bak şöyle geliyoruz. Şöyle görüyor musun? Şöyle sırttan doğru basıyoruz. Sağarken böyle baskı yaptığınız zaman bu tekme atmayı bırakıyor şöyle. Şu şekilde bak bundan daha rahat göstereyim. Şöyle. Şöyle bastırdığımız zaman bu geri tepik atmıyor. Üçüncü metot var değerli dostlar. Üçüncü metot inek her zaman buradan tekme atar. Bak gördün mü? Bak buradan ne yapıyoruz? Tekmelik takıyoruz. Şuradan buradan tekmelik. Bizim burada tekmelik kullanmıyorlar değerli dostlar. Buradan ip atıyor. İple tutuyorlar. Bakın. Bu. Ha bunda öyle bir şey yok değil mi kızım? Bak.
Bu da ağır, bak. Bu uysal. Memelerini eldiriyor. Değil mi kızım ya? Bu yakında doğum yapacak değerli dostlar. Güzel bir doğum videosu da çekeceğiz. Mesela bu birkaç tane var. Mesela bu da çok aksi. Bu da çok aksi. Cane, kepçe kulağım. Bu da çok aksi. Tamam. Şöyle. Böyle tımarlayıp elliyoruz sürekli. Bir de şu var değerli dostlar. Doğuma yakın yeni doğuracak olan düğelerde sürekli ellemek lazım. Böyle okşamak lazım. Meme uçlarını da ellemek lazım. Mesela bu ellettirmez kulakla bak. Gördün? Şimdi ben aşağı yukarı buradaki hayvanların huyunu suyunu biliyorum değerli dostlar. O yüzden nasıl davranacağımı da biliyorum. O yüzden diyorum ya şöyle başladık. Tımardan başladık. İşte neden hayvanları tımarlamamız lazım? Diyoruz ya bizim eski bir söz var işte şunu derler. Bir tımar bir övün demek değerli dostlar. Yani bir tımar yapmak bir övün vermiş gibi oluyoruz değerli dostlar. Bu şekilde. O yüzden genelde şimdi bunlar hayvan kendi kendine taşıyamıyor. Şey yapamıyor. Üzerinde her şey birikebilir bunun gibi. Şöyle. Böyle. Şöyle. Şuralara. Şimdi size sadece böyle uygulamayı gösteriyorum. Birazdan devam edeceğim ben. Bu şekilde. Hayvan kendine taşıyamıyor. Şimdi merada ol. Biz her hayvancılığı yapıyoruz. Bize farklı. Merada olduğu zaman işte ağzına sütüyor. Sağa sola şu bu. Öyle bir ihtiyaç duymuyor değerli dostlar. Ama içeride olduğumuz zaman böyle bir gerçi bir saat falan dışarıya bırakıyoruz. Su içerken falan hayvanlar dışarıya çıkıyor. Böyle yapıyoruz. Neden dışarı çıkıyor değerli dostlar? Gezen hayvan da hem rahat kuzlama rahat da oluyor değerli dostlar. Hayvan daha rahat kuzluyor. Bir de ayak sorunu olmuyor değerli dostlar. Şimdi bağlı hayvan sürekli bağlı hayvanın ayak sorunu. Bunu biz yazın meraya bıraktık işte Nisan'da falan Mart'ın sonunda Nisan'da meraya bıraktığımız zaman bunlarda şey gerçekleşir. Eğer hayvan sürekli bağlıysa ayak sorunu başlar değerli dostlar. Ayak sorunu başladı. Bir daha bu bir de bir masraf. Veterinere getireceksin. Ayakları bağlayacaksın. Ayaklarını keseceksin edeceksin. Hani ya, kendimiz de yapabiliyoruz da şu anda gerektirmiyoruz. Yani uğraşacağız baya. O yüzden ne yapıyoruz? Bir saat zaten suya bırakıyoruz. Suya bırakınca buraları temizliyoruz. Birazdan öyle yapacağız. Otunu veriyoruz. Bir de rahat doğuma neden oluyor değerli dostlar. Hayvan yürüdüğü zaman rahat doğum yapıyor. Bu şekilde böyle ağrımızda böyle zaten bizi izleyenler biliyor. Böyle bir tabii hayvancılık yapıyoruz değerli dostlar. Biz aslında ne yapıyoruz değerli dostlar? Biz şahsen ben profesyonel bu işin profesyonelini yapmıyoruz. Ya da yapmıyorum daha doğrusu. Hani köy yaşantımızda ne kadar nasıl yapabileceğimiz en iyi şartlarda nasıl yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz değerli dostlar. Aynen bu şekilde. İnşallah tabii herkesin bir hedefi vardır. Benim de kendime göre hedeflerim var aslında. Hep diyorum. Bazen bana şunu söylüyor. Hani köyde neden köyde duruyorsun işte falan filan. Şu bu. Ben seviyorum değerli dostlar. Hayvanları seviyorum. Bu doğayı seviyorum. Bu bulunduğumuz coğrafyayı diyelim. Orçlu bölgesi. Burayı seviyorum. Buradaki insanları seviyorum. Hani seviyorum yani. Sevdiğim için. İnsan şunu hep söylüyorum değerli dostlar. Bu işe yeni başlayacak arkadaşlar var. Bazen bana böyle soruyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Hayallerinizin peşine koşun değerli dostlar. Yani ne yapmak istiyorsanız onu yapmaya çalışın. Koşun peşine. Hani bir şekilde gerçekleşir. Hani içinizde bir şey kalmasın. Hayat biliyorsunuz. Hayat kısa. Şurada insanlar ne kadar yaşadığı belli değil. Ne kadar süre yaşayacağız da belli değil. Yani şöyle ben hep şunu söylüyorum. Her şey bu hayatta para, iyi bir yaşam, lüks bir yaşam değil. Ya sizin istekler ve hevesler bunlar değerli dostlar. Ölüm var, ölüm diyor. Kelime tevhidde bunu söyler değerli dostlar. Ölüm var, ölüm der. Anlamında budur aslında daha gerçek anlamını açarsak. Ölüm varken madem ki ölmek için doğuyoruz değerli dostlar bizler. Madem ki bizler ölmek için doğuyoruzsak doğuyoruz ve ölüyoruz. Bir o iki zaman diliminin arasına bir şeyler sığdırıyoruz. Ona da biz ne diyoruz? Hayat diyoruz değerli dostlar, yaşam diyoruz. Madem ki bunlar varsa yapmak istediğinizi yapın. Hayallerinizin peşine koşun. Hani içinizde kalmasın. Neden yapmadım diye bir yerlerde şu 60-70 yaşına geldiğiniz zaman demeyin ki neden ben bunu yapmadım ya? Keşke yapsaydım değil mi? Keşkelere takılı kalmayın. Ha bir de şu var. Ha bu
bu söylediğim söylemler, hani abi biz hayvancılık yapacağız, nasıl yapalım, nasıl edelim diye bana soran dostlarımız için söylüyorum. Hani bunu bazıları şimdi diyecek ki ya bu işte böyle anlatıyor falan filan da, ben sadece gerçekten beni dinleyen insanlar için bunu anlatıyorum değerli dostlar. Hayat bu böyle, bu zaten içinde her şey bu hayatta para ve pul değil, maddiyat değil değerli dostlar. Geçici heveslerin peşine koşmayın. Hani lüks yaşam şahsen benim için hiçbir anlam ifade etmiyor değerli dostlar. Lüks arabalar benim için anlam ifade etmiyor. Ben kendi şahsım adıma, ben huzur ve mutluluk neredeyse gerçekten oraya gidiyorum. Benim mesela diyorum ki, huzur ve mutluluk ben burada buluyorum. Şu hayvanlarda buluyorum, şunu tımar ederken buluyorum, köpeklerde buluyorum, doğada buluyorum. Benim de huzur mutluluğum bu. Ve bunu yapmaya çalışıyorum değerli dostlar. İnşallah da hedeflerim benim bu yönde değerli dostlar. Hani bunu söylüyorum. Herkesin bir hedefi varsa benim de bu yönde bir hedefim var. İnşallah birkaç sene sonra daha güzel şeyler yapacağım da, daha güzel şeyler üreteceğiz değerli dostlar. Bunları da yaparken sizlere gösteriyoruz. Hayvancılığı gösteriyoruz, köyü gösteriyoruz. Yani bulunduğumuz köy yaşamında neler yaşanıyor? Onları size kesit kesit sergiliyoruz. Çevre köylerimizi gösteriyoruz değerli dostlar. Çevre köylerimizdeki güzel insanları gösteriyoruz. Bu şekilde bu şekilde videolar sizlere yansıtmaya çalışıyorum değerli dostlar. Eksiklerimiz varsa affola diyoruz. Herkes bu konuda hakkını helal etsin değerli dostlar. Bu kadar içerik üretiyoruz, gösteriyoruz. Önceden böyle bir düşüncem yoktu. Ben sadece şunu göstermeye çalışıyorum insanlara değerli dostlar. Hani diyorum ya, orada uzakta bir köy var. İşte insanların bilmediği bir coğrafya. Bilen biliyor, bilmeyen de haberdar değil. Ben bilmeyeni haberdar etmeye çalışıyorum değerli dostlar. Bilen zaten bu bölgede doğan, büyüyen bu köyleri zaten biliyor. Bir de o insanların özlemlerini gidermeye çalışıyorum değerli dostlar. Yıllarca köyüne gelmeyen, burada doğup da gurbetin gurbetini yaşayanlar için. Hani bu, burada yaşanılan şeyleri sergilemeye çalışıyorum. Sonuçta ben bir profesyonel bir belgeselci değilim. Bak görüyorsunuz, bazen bana diyorlar ki, ya bizim burayı da çeker misin, bizim şurayı da çeker misin? Ben sonuçta bir köylüyüm değerli dostlar. Ben burada hayvanlara bakıyorum, tımar ediyorum. Ben bir belgeselci değilim. İmkanım kısıtlı, kısıtlı imkanlarda size bir şeyler sergilemeye çalışıyorum. Onlar da gittiğim yerlerde de, köylerde tabii ki de çekip göstereceğim. Buradaki bulunan bütün köyleri göstereceğim, yansıtacağım. Ama sonuçta ben bir belgeselci değilim değerli dostlar. Ben bir köylüyüm, çobanım ben ya. Yani yazın, şimdi bu bitiyor. Yazın ben bu hayvanları dağa çıkarım, çobanlık yapıyorum değerli dostlar. Hani bunlar da gurur duyuyorum ben. Gurur verici bir şey benim için bu. Benim onurum, gururum bu değerli dostlar. Gurur duyuyorum bunda. Şunun içinde dolaşmak, şunlarla meraya çıkmak, hayvanları yaymak, otlatmak, şu kıyafetlerim. Geçen bir dostumuz da böyle bana çekime gitti mi insanlar, ya da üstümüz kirli. Ya benim de öyle, ben de aynısıyım. Bakın üzerimde şöyle yani. Hani tulum da giyiyorum, ediyorum. Şu anda fırsat olmadı, öyle geldik. Tımar yaparken ineği getirdik, bağladık. O arada bak nasıl bakıyor. Şuna bakar mısın? O arada da böyle yani. Hoca bunu kime, neye benzetiyorum biliyor musun? Bunu o satanistlerin bir tane kişisi var ya, kutsal satan şeytanı temsil eden. Aynen ona benziyor bunu. Kızım bu çok yaramaz ya, ama ne kadar ustandı bu. Evet kızım benim. Arap'ım. Aynen onlara benziyor. Şiranlı da sana hain hain bakıyor arkadan. Beni de sev diyor. Ya şu onun bakışları var ya. Neydi o zaman? Ulan hepsinin bir ismi var. Hepsinin bir ismi var. Şiranlı dediğimiz hain hain bakıyor. Bunlar yabaniler. Fazla bakmaya da bunu. Fazla ellenmeye gelmiyor. Bunlar da bak. Bunlar da alışacaklar. Değil mi kızım? Bunlar gebe. Değerli dostlar şöyle gösterdim sizlere gebe hayvanlar. Neler oluyor? Bak aşağı doğru sarkmalar başlamış. Zaten bu kendini belli etmiş. Aynı kese. Bak tuz verdim şu anda. Biraz önce tuz verdim değerli dostlar. Bak duvar yağıyor bak. Kızım daha sana yeni tuz verdim ya. Dur bak. Şöyle. Bir çekil bakayım kızım, çekil. Bak. Önde tuz verdim biraz önce duvarı yaramasın diye. Al. Aynen o şekilde. Değerli dostlar böyle sizlere kısaca bir hayvancılık üzerinde böyle iki sohbet edelim diye dedim. Daha sonra da şu vloglar çekeceğim sizlere. Hayvancılıkta para var mı? Hayvancılığı nasıl yapacağız? Bizler nasıl yapıyoruz? Hangi yöntemleri kullanıyoruz? Onları sizlere
göstereceğim, sergileyeceğim. Bir dahaki videolar. Ara ara köy blokları koyuyoruz. Köpekleri koyuyoruz içine. İşte buradaki yaşımı aslında ben paylaşıyorum sizlere. Hani bir gün oluyor, yürüyoruz köpeklerimizle beraber. Günlük aslında bir günlüğümüzü böyle parça parça sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Sonra bundan sonra da böyle bir hayvancılık, bir günlük köyde neler yapıyoruz onlar. Çevre köyleri keza. Şu anda bizi izleyen dostlarımız varsa şunu söyleyeyim. Çevre köyleri şu anda zor çekim yapıyoruz. Yollar ve koronadan dolayı insanlar çekiniyor. Bizler de fazla zorlamak istemiyoruz değerli dostlar. O yüzden köy çekimlerine yavaş yavaş devam edeceğiz. İnşallah güzel şeyler sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone olup like atmayı değerli dostlar, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar bizi ileriye taşıyacaktır. İsteğim şu, buradaki yaşamı daha fazla insanlara yansıtmak değerli dostlar. Şunu söyleyeyim, çıkınızda her zaman söyledim. Güneş vurdu gözlerime. her zaman söylediğim gibi değerli dostlar. Çıkınızda her daim umut olsun değerli dostlar. Ve lisedeyken bir kitap okumuştum değerli dostlar. Son cümlesi şu vardı, torununa yazdığı bir mektup. Yüreğinin götürdüğü yere git diye hep aklımda, yaklaşık 20 sene önce okuduğum bir kitabın son cümleleri bunlar değerli dostlar. Sus ve dinle diyor, yüreğinin götürdüğü yere git değerli dostlar. Sizler de yüreğinizin götürdüğü yere gidin değerli dostlar. İçinizde hiçbir şey eksik kalmasın. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.